Yanımdan bir sinek bile geçemez. Toplum içindeki davranışlarımızla evde yalnızkenki davranışlarımızın arasında büyük bir fark vardır. Görgü kuralları, dinlenmeye karşı. Yeni Woohoo videomuzu izleyin. Kimse bizi görmezken neler yaparız öğrenin. Burnumuzda bir soru mu var? Bir mendile ya da en azından peçeteye ihtiyacım var. Evde kimse yokken... Burada ne varmış? Vay canına, inanamıyorum. Ah, affedersiniz. Burnuma biraz toz kaçmış olmalı. Hapş! Hapşırmamız gerektiğinde hapşırmak zorundayız. Hayır, hadi ama oğlum. Köpekler insan tabağından yemek yiyemez. Bu hijyenik değil. Uslu ol. Biraz daha dondurma ister misin? İstediğin kadar alabilirsin. Yaban mersinleri çok sinsi. Neyse ki kürdanım var. Hey, dişime ne takıldı? Uyy, bu muz bozulmuş. Bunu misafirlerime ikram edemem. Ama bunun nesi var? Bu sıradan bir muz ve tadı gayet iyi. Vay canına, ne kadar güzel bir çift. İşte bu gerçek sevgi. Birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Kalbim ısındı. Bu son kurabiye. En güçlü kimse onun olacak. Ben. Hayır ben. Ah, ne kadar nazik. Bana bırak. Çok hoş bir hanımefendi. Ah, çok kibarsın. Ama evde tarih öncesi yaratıklar gibi davranıyorlar. Ah, benim tatlı sırtlanım. Güzel dinozorum. Şu videoya bak. Komik olması mı gerekiyordu? Ah, çok aptalca. Ama kimse bize bakmazken istediğimiz kadar gülebiliriz. Vay canına, çok komik. İnanamıyorum. Vay canına, inanılmaz. Canlandırıcı limon otu kokusu alıyorum. Ve avokado parçaları damak tadıma çok uygun. Gerçek gurmelere uygun çok güzel bir ikili. Vay canına. Hazır noodle'ları çok severim. Ne kadar güzel bir yemek. Kızların nazik ve zarif olması gerekir. Çok dikkatli ve kuralcıyım. Ama evde tek başımızayken kendimizi tutmamıza gerek yok. Bu dans mı? Yoksa bir tür şeytan çıkarma ayini mi? Hey, umarım burada her şey sağlık kurallarına uygundur. Eldivenlerin nerede?
Iy, tırnaklarımın arasında kir mi var? Şunu temizlemem gerek. Ayaklarımı da temizlemeliyim. Vay canına kızlar. Bugün güzellik kraliçesi gibiyiz. Uzun kirpikler. Biraz allık. Kraliçeler böyle makyaj yapar. Ve gerçek kızlar makyajını böyle yapar. Parmaklarımız mendil ve fırçadan daha iyi. Tükürük de en iyi makyaj temizleyici. Kıpırdama. Üstünde böcek var. Ah, olamaz. Böceklerden çok korkarım. Lütfen beni bu yaratıktan kurtar. Ama etrafta yardımcı olacak kimse yoksa kendimizi kurtarabiliriz. Buraya doğru uç seni iğrenç yaratık. Sana kimin patron olduğunu göstereceğim. Of, boğuluyordum. Üzgünüm. Çok utandım. Sorun değil. Biraz su içeceğim ve daha iyi hissedeceğim. Deprem mi oldu? Hayır. Of, boğuluyordum. Affedersiniz. Balığım için gümüş bir çatal bıçak takımı eksik. Ve bir de özel içeceğim nerede kaldı? Buranın servisi pek iyi değil. Bu şartlar altında yemek yiyemem. Buraya gel küçük tencere. Hmm, evet, çok lezzetli. Çatala ihtiyacım yok. Sırtını dik tut. Dizlerini kapat. Mütevazı görün. Sıkıntıdan öldüğümü belli edemem. Ama evde rahatlayabiliriz. Korkma, sadece esnedim. Ah, hayır. Dün giydiği çorapları tekrar mı giyecek? Çok iğrenç. Tamam, çoraplarım nerede? Ah, işte buradalar. Koltuğun altında. O kadar kötü kokmuyorlar. Harika. Ağzımız kapalı yemek yemek daha kibardır. Ve dudaklarımızı peçeteyle silmek. Ama evde kibar olmayı bırakırız. Peçete yerine tuvalet kağıdı da kullanabiliriz. Vay canına, ne kadar tatlı bir aşk hikayesi. Çok romantik ve etkileyici. Tek başımızayken istediğimiz kadar ağlayabiliriz. Hayat neden bu kadar adaletsiz? İnsanların evde tek başınayken neler yaptığını izlemek hoşunuza gitti mi? Öyleyse hangi durumlarda kendinizi hatırladınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Vuhu kanalındaki yeni videoları kaçırmazsınız.